Kısa Benet Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 10. sınıflar için hazırlamış olduğumuz 1. dönem 2. yazılı sınavına hazırlık sorularının çözümünü yapacağız. Arkadaşlar buradaki sorular Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem 1. senaryo hem de 2. senaryosunda yer alan kazanımlara uygun olarak hazırlandı. İsterseniz açıklamalardaki linkten tıklayarak pdf'sini indirip sizler de kağıt üzerine yazarak çalışabilirsiniz. Ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Ülkemizdeki 3 büyük fay hattının ismini yazınız. Arkadaşlar ülkemiz birinci derece deprem bölgesinde bulunmakta. Ülkemizde başlıca büyük olarak 3 tane fay hattı vardır. Bunlardan birincisi Kuzey Anadolu fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı. DAF. Ve Batı Anadolu fay hattı. Batı Anadolu fay hattına Batı Anadolu fay sistemi de diyebiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada işaretli noktalar hangi fay hattı üzerindedir? Arkadaşlar Kuzey Anadolu Fay Hattı Saros Körfezi'nden başlayıp Van Gölü'ne kadar uzanmaktadır. Dolayısıyla B Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerindedir. Batı Anadolu Fay Sistemi arkadaşlar ülkemizin batısında doğu-batı yönünde uzanan birçok faydan oluşmaktadır. Dolayısıyla A Batı Anadolu Fay Sistemi üzerindedir. Doğu Anadolu Fay Hattı ise Afrika'dan ülkemize ulaşmakta. Hatay'dan ülkemize girdikten sonra Kuzey Anadolu fay hattıyla birleşmekte. Dolayısıyla C Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bir diğer kazanımızın sorularıyla devam ediyoruz. Bu kazanımız dış kuvvetlerle ilgili. Rüzgar aşınım şekillerini yazınız. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Rüzgarlar çöllerde ve Karasallığın şiddetli olduğu yerlerde daha etkilidir. Aşındırma ve biriktirme faaliyetlerini daha fazla görmekteyiz buralarda. Rüzgar aşınım şekilleri tafoni, mantar kaya, şahit kaya ve yardantır. Karstik birikim şekillerini yazınız. Değerli arkadaşlar suların içerisinde erimiş halde bulunan kireç, Tuz gibi maddeler suların durgunlaştığı ya da buharlaştığı yerlerde çökerek birikme şekillerini oluşturur. Karstik birikim şekillerinin başlıcaları sarkıtlar, dikitler, sarkıt ve dikitlerin birleşmesiyle oluşan sütunlar ve travertenlerdir. Menderes'ler çizen bir akarsuyun 3 özelliğini yazınız. Arkadaşlar Akarsuların büklümler yapmasına Menderes diyoruz. Bir akarsu Menderes çizmeye başlamışsa birinci özelliği eğimi azalmıştır. Eğim azalmıştır. Artık düz bir alanda akmaya başlamıştır. İkinci özelliği eğim azaldığından dolayı akış hızı yavaşlamıştır. Üçüncü özelliği hidroelektrik potansiyeli düşüktür ve dördüncü özelliği aşındırmadan ziyade biriktirme faaliyetleri yaygındır. Hem aşındırma hem biriktirme yapar. Fakat aşındırmadan ziyade daha çok biriktirme faaliyetleri yapar ve boyu uzamıştır. Yani bu akarsu şöyle gelseydi boyu daha kısa olacaktı. Ancak büklümler yaptığı için menderesler çizen bir akarsuyun boyu uzamıştır. Şimdi bunları yazalım. Delta oluşması için gerekli şartlar nelerdir? Değerli arkadaşlar, akarsuların taşıdıkları malzemeleri Denizde biriktirmesiyle oluşan ovalara veya düzlüklere delta ovası diyoruz. Delta ovası oluşabilmesi için şöyle düşünelim. Burası deniz arkadaşlar. Şuradan akarsu geldiğini düşünelim. Buraya malzemeleri biriktirdiği zaman burada oluşan karaya, düzlüğe biz delta ovası diyoruz. Burada delta oluşabilmesi için birinci şart akarsuyun bol miktarda taş toprak, kum, çakıl yani alüvyon getirmesi lazım. Birinci şart akarsuyun bol malzeme getirmesi gerekli. Bir diğer koşul kıyının fazla derin olmaması gerekir. Yani kıyının sığ olması gerekir. Kıyıda akıntı olmaması gerekir. Yine kıyıda gelgit genliğinin fazla olmaması gerekir. Yani bu kıyıda gelgit genliği fazla olursa, gelgit etkili olursa taşınan malzemeler okyanusun denizin dibine gideceğinden birikme olmaz. Delta oluşmaz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloyu örneğe uygun olarak doldurunuz şeklinde bir soru arkadaşlar. Durumlin buzullar tarafından biriktirilerek oluşturulmuş bir şekildir arkadaşlar. Barkan rüzgarlar tarafından oluşturulur. Hilal şekilli kum tepelerdir. Barkanlar birikim şeklidir arkadaşlar rüzgar, birikim şekli, peri bacaları akarsular tarafından oluşturulur. Selinti, sel suları tarafından oluşturulur. Aşınım şeklidir. Mağaralar karstik şekillerdir arkadaşlar. Erime sonucunda oluşur. Dolayısıyla aşınım şekilleridir. Hörgüç kaya buzullar tarafından oluşturulur aşınım şeklidir. Tombola ise arkadaşlar dalga ve akıntılar. Dalga ve akıntılar tarafından oluşturulur. Kıyıya yakın bir adanın karaya bağlanmasıdır. Tombolo. Diğer ismi saplı adadır arkadaşlar. Saplı ada. Adayken yarım ada haline gelen bir ciğer şekli. Saplı ada tombolo. Dalga birikim şeklidir. Aşağıdaki görseldeki şekillerin isimlerini altına yazınız. Burada ne görüyoruz arkadaşlar? Aynı özelliği gösteren bir kayaç üzerine rüzgarların etki ettiğini, çarptığını görüyoruz. Rüzgarlar taşıdıkları kumları fazla yukarı kaldıramazlar ve bu kayaçların eteklerine, alt kısımlarına vurarak burayı aşındırırlar. Bu şeklin ismi arkadaşlar mantar kaya ya da şeytan masası. İkinci şeklimiz arkadaşlar denizden gelen dalgaları görmekteyiz. Dalgalar kıyıya vurdukta dalgalar kıyıya vurdukça aşındırma yapmış ve buranın göçmesi sonucunda dik bir kıyı oluşmuş. Burada oluşan dik kıyının ismi arkadaşlar falezdir. Falezler dalga aşınım şeklidir. Falezin diğer ismi ise yalı yardır. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Türkiye'de dış kuvvetler kazanımının sorularına. Ülkemizde görülen kıyı tipleri nelerdir? Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Birincisi boyuna kıyı. İkincisi eline kıyı. Üçüncüsü riya kıyılar. Dördüncüsü dalmaçya. Ve beşincisi arkadaşlar kalantlı kıyılar. Ülkemizde boyuna, enine, riya, dalmaçya ve kalantlı kıyılar görülüyor. Bu doğrudan bu şekilde sorulabileceği gibi arkadaşlar harita üzerinden de sorulabilir. Aşağıdaki haritada işaretli bölgelerdeki kıyı tiplerini rakamların yanına yazınız. Arkadaşlar bir numara Doğu Karadeniz'de ve Batı Karadeniz'de ayrıca Akdeniz bölgesinde işaretlenmiş. Burada arkadaşlar bir numaralı bölgede boyuna kıyı. 2 numaraya bakalım arkadaşlar. Antalya, Finike, Kaş çevresinde 2 numara Dalmatya. 3 numara Ege kıyılar gösterilmiş. Bakınız dağların kıyıya dik uzandığı girinti çıkıntının fazla olduğu kıyılar. Enine kıyılar. 4 numara İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Muğla çevresi işaretlenebilirdi. Burada Riya tipi kıyılar. 5 numaraya baktığımızda ise Mersin, Silifke çevresini görüyoruz. Burada karstik araziden dolayı arkadaşlar kalanlı kıyılar görülür. Türkiye'deki karstik platolardan iki tanesini yazınız. Arkadaşlar ülkemizde karstik platolar dediğimiz zaman aklımıza teke platosu ve taşeli platosu gelecek. Teke taşeli platoları ülkemizdeki karstik platolardır. Haritada işaretli plato ile ilgili kısaca bilgi veriniz. Arkadaşlar işaretlenen plato Erzurum, Kars, Ardahan platolarıdır. Oluşum şekli lav platosu grubuna girer. Yükseltisi oldukça fazladır. En yüksek platomuzdur. Yaz mevsimi burada yağışlı geçer arkadaşlar. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesinden dolayı çayır bit örtüsü vardır. Çayır bit örtüsünden dolayı da büyükbaş hayvancılık, mera hayvancılığı şeklinde yoğun olarak yapılmaktadır. Bir diğer kazanımımız Türkiye ana yer şekillerinin özellikleri kazanımı. Aşağıdaki akarsuların oluşturdukları delta ovalarının isimlerini yazınız. Arkadaşlar Kızılırmak Karadeniz'de biriktirmesiyle Bafra Deltası, Yeşilırmak'ın yine Karadeniz'de biriktirme yapmasıyla bakınız. Bafra Deltası, Çarşamba Deltası, Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin Akdeniz'de biriktirme yapmasıyla Çukurova, Büyük Menderes'in Ege Denizi'nde biriktirme yapmasıyla Balat deltaları oluşmuştur. Bunları da gösterelim. Seyhan ve Ceyhan nehirleri Çukurova'yı, Büyük Menderes Nehri ise Balat Ovası'nı, Balat Deltası'nı oluşturmuştur arkadaşlar. Aşağıdaki haritada işaretlenerek gösterilen deltaların isimlerini yazınız. Soru şeklinde de gelebilir, harita şeklinde de gelebilir. Bu deltalara bakalım. Birincisi arkadaşlar 3 numarayla gösterilen hangisi? Bafra Deltası. Artık bunları bilmemiz gerekiyor. 4 numarayla gösterilen Çarşamba deltası 2 numarayla gösterilen Çukurova ve 1 numarayla gösterilen Silifke deltası. Ülkemizdeki karstik ovalara 5 örnek veriniz. Arkadaşlar karstik ovalar daha çok ülkemizin Batı Toroslar çevresinde yaygın olarak görülmektedir. Şimdi bunları şu şekilde yazabiliriz. Karstik ovalar dendiğinde arkadaşlar takkem şeklinde kodlayabilirsiniz. Takkem şeklinde kodlayabilirsiniz. Nedir bunlar? Tefen Ovası Acıpayam Ovası Kestel Ovası Korkuteli Ovası Elmalı Ovası ve Muğla Ovası. Takkem olarak aklınızda tutabilirsiniz. Aşağıdaki haritada gösterilen dağlar ne tür dağlardır? İsimlerini sırasıyla yazınız. Arkadaşlar ülkemizin batısında Ege kıyılarında doğu batı yönünde uzanan ve nur dağlarının işaretli olmasından dolayı bu dağların biz kırık dağları olduğunu anlayabiliriz. Kırık dağlardır. Kuzeyden güneye doğru Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşe ve Nur Dağları. Bunu kazma yutmuş, boz ayı melemiş nur şeklinde kodlayabilirsiniz. Kazma yutmuş boz ayı melemiş nur. Bir numara Kaz Dağları, Madra Dağları, Yunt Dağları, Boz Dağları, Aydın Dağları, Menteşe Dağları ve Hatay'daki Nur ya da diğer ismiyle Amanos Dağları. Bu haritayı gördüğümüz zaman arkadaşlar aklımıza Kırık Dağlar gelecek. Kazma yutmuş boz ayı, melemiş nur şeklinde de kodlayabilirsiniz. Aşağıdaki haritada ülkemizin orta kesimlerindeki volkanik dağlar gösterilmiştir. Bu dağların isimlerini yazınız. Arkadaşlar volkanik dağlar ülkemizde Orta Anadolu'da Doğu Anadolu'da yaygın olarak bulunurlar. En fazla Doğu Anadolu'da yaygındır. Ayrıca Karaca Şanlıurfa, Diyarbakır arasında ve Manisa Kula çevresinde de volkanik dağlara, volkan konilerine rastlanır. Şimdi buradaki dağların isimlerini yazalım arkadaşlar. Karadağ, Karaca Hasan Dağ, Melendiz, Erciyes. Tekrar ediyorum. Karadağ, Karaca Hasan Dağ, Melendiz, Erciyes. Bunu da Kekeme Hasan evde mi şeklinde kodlayabilirsiniz. İç Anadolu'daki volkanik dağlar. Kekeme Hasan evde mi şeklinde kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Doğu Anadolu'daki dağlar da sorulabilir. Bunları da söylemiş olalım. Nemrut, Süpan, Tendürek, Küçük Ağrı ve Büyük Ağrı dağları. Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı. Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı dağları volkanik dağlarımızdır. Ve geçiyoruz arkadaşlar bir diğer kazanımımıza. Yeryüzündeki su varlıklarının genel özellikleri. Aşağıdaki haritada işaretli akarsuların isimlerini yazınız. Arkadaşlar artık dünyada belli başlı büyük akarsuları mutlaka biliyor olmamız gerekir. Bir numarayla gösterilen bakınız hemen ekvator üzerinde Brezilya'da Amazon Nehri. İki numara Afrika'da kuzeye doğru akmakta ve Mısır'dan Akdeniz'e dökülmekte Nil Nehri. 3 numara ise arkadaşlar bakınız Pakistan, Hindistan arasında Indus Nehri. Bu nehirleri kesinlikle bilmemiz gerekli. Haritadaki akarsulardan hangisi düzenli rejime sahiptir? Arkadaşlar yıl boyunca akış grafiği fazla değişmeyen, akış düzeni fazla değişmeyen akarsulara düzenli rejimli diyoruz. Ekvatoral bölge her mevsim yağış aldığından, yağış rejimi düzenli olduğundan buradaki akarsuların akış rejimi de düzenli olacaktır. Cevabımız bir numaralı Amazon Nehri olacak. Göllerle ilgili bir soru. Göllerin kimyasal özelliğini etkileyen faktörler nelerdir? Göllerin kimyasal özelliği dediğimiz zaman göller arkadaşlar tuzlu, sodalı, acı ya da tatlı olabilir. Göllerin sularının bu şekilde değişik özellikle de olması bir gidegenin göl ayağının olup olmamasına bağlıdır arkadaşlar. Göl ayağı varsa sürekli göldeki su değişeceğinden dolayı tatlı su olacaktır. Bir diğer koşul bölgedeki iklim koşulları. Bol yağış alan bir iklim bölgesi ise yine gölün sularının tatlı olma ihtimali yüksektir. Göl çanağının özelliği suyun biriktirdiği yerdeki kayacın özelliği de suyun özelliğini etkilemektedir. Örneğin tuzlu bir kayaçsa suları da tuzlu olabilmektedir. Bir diğer koşul ise arkadaşlar göllerin büyüklüğü ve derinliği ne kadar büyük ve derin olursa göllerin tatlı olma ihtimali o kadar yüksek. Türkiye'nin su varlıkları ile ilgili kazanıma geldik arkadaşlar. İlk sorumuz Ülkemiz akarsularının dört özelliğini yazınız. Arkadaşlar Türkiye'de birçok akarsu vardır. Bu özellikleri genelleyerek söyleyeceğiz. Tabii ki bu özelliklerin dışında kalan akarsularımız da olabilir. Öncelikle akarsularımızın boyları genellikle kısadır. Akarsularımız kısa boyludur. Akış hızları fazladır. Çünkü ülkemiz kuaterner döneminde toptan yükselmiştir. Dolayısıyla bizim akarsularımız hızlı akarlar. Bir diğer özellik hızlı aktıklarından dolayı hidroelektrik potansiyelleri yüksektir. Baraj yapmaya uygundur. Dar ve derin vadilerde akarlar arkadaşlar akarsularımız taşımacılığa elverişli değillerdir. Bizim akarsularımız denge profiline ulaşmamışlardır. Hızlı akarlar. Şimdi bunları yazalım. Ülkemizden doğan sınırlarımız dışında Denize dökülen akarsuları yazınız. Arkadaşlar, birincisi Aras, ikincisi Kura, üçüncüsü Fırat, Dicle, dördüncüsü ve beşincisi Çoruh. Aras, Kura, Fırat, Dicle ve Çoruh ırmakları ülkemiz topraklarından doğup yurt dışından denize ya da göle dökülmektedirler. Arkadaşlar, Aras ve Kura nehirleri, Aras ve Kura nehirleri ülkemizden çıkıp Azerbaycan'da birleşip Hazar gölüne dökülürler. Hazar gölüne giderler. Bir göle gittiği için kapalı havzalı akarsulardır. Aras ve Kura ülkemizi terk edip Hazar gölüne dökülürler. Fırat ve Dicle ise arkadaşlar yine ülkemizden çıkıp Fırat ve Dicle nehirleri Irak topraklarında birleşerek Basra Körfezi'ne dökülürler. Fırat ve Dicle ülkemizi terk edip Irak'ta birleşip Basra Körfezi'ne dökülürler. Çoruh ise arkadaşlar bakınız Artvin'den ülkemizden çıkıp Gürcistan'a ve buradan Gürcistan'da Batum'dan Karadeniz'e dökülmektedir. Aşağıdaki haritada işaretlenmiş akarsularımızın isimlerini yazınız. Türkiye'de önemli akarsular verilmiş. Yazalım arkadaşlar. Marmara Denizi'ne dökülüyor. Bakınız güneyden kuzeye doğru 1 Susurluk 2 Sakarya 3 Kızılırmak 4 Çoruh Nehri ve 5 Fırat Nehri. Bunları da arkadaşlar artık adımız gibi bilmemiz gerekli. Ülkemizdeki tektonik oluşumlu göllerden 5 tane yazınız. Arkadaşlar ülkemizdeki göllerin çoğunluğu tektonik göllerdir. Bunun için basit muhasebe kodlamasını unutmayacağız. Basit muhasebe nedir bu göller yazalım. Burdur Acıgöl, Sapanca, İznik, Tuz, Manyas, Ulubat, Hazar, Akşehir, Eber, Beyşehir, Eğirdir gölleri ülkemizdeki tektonik göllerdir basit muhasebe dediğimiz zaman kodlamış oluyoruz. Lagün nedir? Ülkemizdeki lagünlere iki örnek veriniz. Arkadaşlar bir koyun önünün dalgalar tarafından getirilen kumlarla kapanmasıyla oluşan kıyıdaki göle lagün, kıyı set gölü ya da deniz kulağı denmektedir. İstanbul'daki küçük çekmece, büyük çekmece gölleriyle Terkos yani Durusu gölü ve Adana'daki Akyatan gölü birer lagündür arkadaşlar. Arkadaşlar bu sınavın son kazanımları toprak oluşumu ve Türkiye'nin toprakları ile ilgili. Belki öğretmenimiz Türkiye'nin toprakları konusunu yetiştirememiş olabilir. İşlemediyseniz bu soruları çözmenize gerek yok. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler kazanımındayız arkadaşlar. İlk sorumuz toprak oluşumunu etkileyen faktörleri yazınız şeklinde bir soru. Toprak oluşumunu etkileyen faktörler şunlardır arkadaşlar. Birincisi iklim. ikincisi anakaya. Üçüncüsü yer şekilleri. Dördüncüsü canlılar ve beşincisi zaman. İklim, anakaya, yer şekilleri, canlılar ve zaman toprak oluşumunu etkileyen faktörlerdir. Toprak katmanlarından A ve B horizonları hakkında bilgi verin şeklinde bir soru. Bunu şekil çizerek anlatabiliriz arkadaşlar. Burada D horizonunu görüyoruz ana kaya. D'nin üstünde ana kayanın iri parçalarının bulunduğu arkadaşlar C horizonu. Ana kayanın iri unsurları. Bize sorulan B horizonu ve onun üzerindeki A-Horizon'u. Şimdi bunlar hakkında kısaca bilgi verelim arkadaşlar. Öncelikle A-Horizon'u hakkında bilgi verelim. Arkadaşlar A-Horizon'u toprağın en üst katmanıdır. Toprak oluşumu tamamlanmıştır. A-Horizon'u ayrışma katıdır. A-Horizon'u ayrışma katıdır. Burada ayrışan malzemeler suyla beraber B-Horizon'a doğru Hareket ederler. Bitkiler kökleriyle A horizonunda yaşarlar. Canlıların büyük bir kısmı da A horizonunda yaşamaktadır. A horizonunun altında ise B horizonu vardır. A horizonu ayrışma. B horizonu ise arkadaşlar birikim horizonudur. A'dan suyla beraber aşağıya sızan tuz ve kireç B horizonunda birikir. A horizonu daha çok koyu renklidir. B horizonu ise arkadaşlar daha çok açık renklidir. B horizonu birikim horizonudur ve açık renklidir. Yer yer ana kayanın iri unsurları da burada görülebilmektedir. Toprak oluşumu tamamlanmamıştır. Devam etmektedir. Aşağıda yayılış alanları verilen toprakların isimlerini yazınız. Arkadaşlar birinci haritamızda daha çok Ekvator çevresi işaretlenmiş. Ekvator çevresinde görülen toprak türü neydi? Laterit. Ekvator çevresinde lateritler görülür. Bir diğeri Asya'nın kuzey kıyıları, Grönland adasının güney kıyıları ve Kanada'nın kuzey kıyıları işaretlenmiş. Buradaki toprağımız, burada hangi iklim vardı arkadaşlar? Tuntura. O zaman buradaki toprağımızın ismi de Tuntura toprakları. Bir diğerinde bakınız Kuzey Afrika'da Sahra, Arap Yarımadası, Asya kıtasının iç kısımları, Avustralya, Güney Afrika'nın bir kısmı, Meksika, Arizona çevresi işaretlenmiş. Bu bölgede hangi iklim vardı? Çöl iklimi. O zaman buradaki toprağımız da çöl topraklarıdır. Türkiye'nin toprakları konusuna geldik. Alüvyal topraklar hakkında kısaca bilgi veriniz. Akarsular tarafından taşınıp biriktirilen topraklar alüvyal topraklardır. Son derece verimli olan bu topraklar tarımsal açıdan çok değerlidir. Suya ulaşması ve işlenmesi son derece kolaydır. Bu topraklar üzerinde mutlaka tarım yapılmalıdır. Başka amaçlarla kullanılmamalıdır. Alüvyal topraklara daha çok deltalarda ve akarsuların, çayların, derelerin kenarlarında rastlanılmaktadır. Türkiye'nin toprakları ile ilgili son sorumuz arkadaşlar. Aşağıdaki haritada gösterilen toprakların isimlerini yazınız. Arkadaşlar dikkat edersek daha çok Kuzey Anadolu kıyıları işaretlenmiş. Ayrıca yüksek bölgelerde de işaretlendiğini görüyoruz. Bu toprak türümüz arkadaşlar kahverengi orman topraklarıdır. Diğer haritamıza baktığımızda ise arkadaşlar Akdeniz kıyılarını ve Ege kıyılarını kısmen görmekteyiz. Burada ise Akdeniz ikliminin görüldüğü bölgelerde Terra Rossa Yani kırmızı renkli. Akdeniz toprakları görülmektedir. Topraklarla ilgili şunu da ilave edelim arkadaşlar. Çernozyom toprakları da karşımıza çıkabilir. Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde çayır bitki örtüsü altında çernozyom topraklar görülür. Rengi koyudur. En verimli toprak türü de çernozyom topraklardır. Diğer ismi kara toprak. Bu da yazılda çıkabilir. Arkadaşlar yazılı çalışmamız burada sona erdi. İnşallah faydalı olur. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.